kar küreyici anne babalar. Eşref Bolukçu 17 Ocak 2021. Mutlu ve kendi kendine yeten çocuklar yetiştirmek bilinçli anne baba olmayı gerektirir. Ben bu nedenle yazılarımda ve kitaplarımda bilinçli anne baba mutlu çocuk konusunu özellikle ele alıyorum. Bir önceki yazımda helikopter anne baba yaklaşımının çocuklar üzerindeki etkisinden bahsetmiştim. Bu yazımda ise kar küreyici anne babalar hakkında bilgi vereceğim. Helikopter anne babalar başlıklı yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum. Kar küreyici anne babalar, çocukların önündeki tüm engelleri kaldıran anne babalardır. Bu anne babalar, çocuklarının yaşadığı her sorunu, çocukların yerine çözerler. Bu anne babalar, kar küreyici anne babaları da aşar, çocuk her alanda kolaylaştırıcısı olduğunu düşünürler Çocukları için çok doğru şeyler yaptıklarını tüm anne babaların böyle olması gerektiğini düşünürler. Bu yaklaşımlarının çocukları açısından zararlı olabileceğini düşünmezler. Bu ebeveynlik yaklaşımı, çocukların anne babaları olmadan karar almalarını ve girişimde bulunmalarını engellediği gibi çocukların problem çözme becerisinin gelişmesini de engeller. Kar küreyici anne babaların özellikleri Birinci bu anne babaların en büyük özelliklerinden birisi, çocuklarının sorumluluklarını üstlenmeleridir. Tıpkı helikopter ebeveynler gibi çocukların ödevleriyle ilgili sorumluluklarını, evde ve sosyal ortamdaki görevlerini çocuklarının hayatını kolaylaştırmak için üzerine alırlar. Sonuçta sorumluluk bilinci olmayan ve kendini geliştirmeyen çocuklar yetiştirmiş olurlar. İkinci hayatlarının merkezinde çocukları vardır. Çocukları sürekli gözetimleri altındadır. Hayatını çocukları üzerine yönlendirirler. Bir iş yaparken bile çocuklarını her an gözlemlerler. Üçüncü çocuklarının ihtiyaçlarını aşırı önemserler. Çocuklarının ihtiyaçları konusunda her an tetiktedirler. Canın sıkıldı mı, acıktın mı, uykun geldi mi gibi soruları sık sık sorarlar. Dördüncü çocuklarını sürekli yanında tutarlar. Çocuklarını yalnız bırakmazlar. Çocukları başka yerde olduğu zaman çok kaygılanırlar. Bu yetiştirme yaklaşımı, sosyal ortama girmeyen ve okula gitmek istemeyen çocuklara sebep olur. Beşinci bu anne babalar, çocukları için her zaman kaygılı olurlar. Bu kaygı durumu, kendilerini yıprattığı gibi zamanla çocukları da kaygılı hale getirebilir. Her küreyici anne babaların çocuklarına zararları. Bu tutum ile büyümüş olan çocuklar kendine güvenmezler, sorumluluk almazlar ve sorumluluklarını bilmezler. Okulda ve sosyal ortamda sorunlar yaşarlar, arkadaşlık ilişkileri geliştirmekte sorunlar yaşarlar. Anne ve babaların bu aşırı ilgisi sonucu çocuk kendisini aşırı değerli hisseder, anne ve babasından gördüğü aşırı ilgi ve sevgiyi başkalarından da bekler. Doğal olarak aynı sevgi ve ilgiyi görmez. Bu durumda öfkelenebilir, sorunlar yaşayabilir. Bu anne baba tutumu hem sosyal uyum sorunlarına hem de kişilik sorunlarına sebep olabilir. Bu anne ve babalar çocuklarının hayatını o kadar kolaylaştırır ki çocuklar bir problem ile karşılaştıklarında bu problemlerini kendileri çözememektedirler. Önüne çıkan engelleri kendi başlarına aşamamaktadırlar. Okullarda görev yaparken kar küreyici ebeveynleri görme ve inceleme fırsatım olurdu. Mesela çocuğu kendi başına okula gelebilecek olmasına rağmen annesi getirirdi. Çocuk büyük olmasına ve çantasını taşıyabilecek güçte olmasına rağmen annesi taşırdı. Okul bahçe giriş kapısında çocuğu bırakması gerekmesine rağmen okul bina kapısına hatta sınıf kapısına kadar götürürdü. Bu anne babaların çocuklarına olan tutumları dışarıdan bakıldığında bazen hayranlık duyulacak şey olarak değerlendirilebilir. Çünkü her anne baba çocukları için en iyisini yapmak ister. Ancak kar küreyici anne babaların çocukları evden ayrılıp dış dünyaya, sosyal ortama girdiklerinde kendi ayakları üzerinde duramayan birer kişi olurlar. Bu tutum ile yetişen çocuklar, hayatın gerçeklerini, hayatın zorluklarını zamanında yaşamadıkları için büyüdüklerinde zorlanmakta ve psikolojik zorunlar yaşamaktadırlar. Bu konuda temel tavsiyem şudur, kendi başlarına yapabilecekleri işleri, bırakın kendileri yapsınlar. Ev içinde ve gerekirse dış dünyada mutlaka görevler ve sorumluluklar verin. Onlar için kaygılanmayın. Onlar zorlukların üstesinde gelebilecek bir donanım ile dünyaya geldiler. Onlar camdan yapılmadılar, kırılmazlar. Kendi görevlerini ve işlerini yaptıkça daha da güçlenirler. Eşref Bolukçu. Yazar Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı.